İyi akşamlar Vizyon 58 TV izleyicileri. Bir Tarım Saati programından tekrar merhaba diyoruz. Bu haftaki konuğum ziraat mühendisi Turan Pınar. Kendisi Hafik'ten katılıyor. Konuğum hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür nasılsınız, ederim. İyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. İlk önce hemen sözü size bırakayım. Hafik'te tarım diye başlayalım. Hay hay Murat Bey. Buyurun. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde 3. Tarım Şurası yapıldı. Evet. Ve ilimize, memleketimize hayırlı olsun dileklerle başlayayım ben evet, önce. Evet. Şimdi 3. Tarım Şuramızda tabii ki bizim Sivas'ımızı ve çiftçimizi ilgilendiren birçok konular mevcut. Evet. 60 maddelik bu konuların içerisinde tabii ki faydalı olanlar da var. Evet. Ve olmayanlar da var. Evet. Ben 2004'teki Tarım Şurası'yla kıyasladığımda 2019 Tarım Şurası'nı son 4 maddesinde bazı değişikliklerin olduğunu gördüm. Mesela 2004'teki Tarım Şurası'nda genelde son 4 maddesi AB uyumlu. İşte AB uyumlu tohumculuk, AB uyumlu tarım üretimi konuları yer alırdı. Şimdi ise bu 3. Tarım Şurası'nda bu son 4 maddede genelde milli tarım, milli tohumculuk maddelerini gördüm. Ha bu iyiye bir işaret tabii ki. Milli tarım ve milli tarım ve milli tohumculuk gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir husustur. Ha burada tabii ki madde madde 60 madde ilerleyecek zamanımız yetmeyecek. Zamanımız evet, kısıtlı olduğu için. Çok geniş bir. Aynen. Evet. Şimdi burada ben bizim memleketimizi, ilimizi ilgilendiren maddelerin içeriklerinden bahsedeyim birazcık. Evet. Mesela çiftçi eğitimi geçiyor bu maddelerin içerisinde. Çiftçi eğitimi nasıl yapılmalı? Burada bir açıklık yok. Tamamen Tarım Bakanlığı'na bu şuranın yetki verdiği bir tavsiye niteliğini taşıyor. Ama içerisinde bir şey yok. Nasıl yapılacak çiftçi eğitimi? Çiftçi nasıl bilinçlendirilecek? Bunun derinlemesine girilmemiş. Artık bunu bakanlık daha sonra belirleyecek. O kısmını bilmiyoruz. Şimdi bir defa çiftçi eğitimini yerinde taban inerek yapılmasında fayda var. Ha bu nasıl olacak? Bizim bütün teşkilatlarımızda il müdürlüklerimiz mevcut, ilçe müdürlüklerimiz mevcut, bakanlığa bağlı. İl müdürlükleri merkez köylerde birleştirip 3-5 köyü birimler oluşturarak, mesela bizim il müdürlüklerinde birçok ziraat mühendisi arkadaşlarımız var, veteriner arkadaşlarımız var. Bunlar resmen orada katip yapıyorlar. Yani bu arkadaşlarımız mesleğini hiçbir zaman icra edemiyorlar. Niye? Dosyalarla uğraşıyorlar. Hepsine bir görev verilmiş. Resmen katiplik yapıyorlar. Ben öyle görüyorum arkadaşları. Bu arkadaşları tabana indirerek, araziye indirerek, birebir köylerde çok daha vakit geçirerek, 3-5 köyü o alandaki tarımsal alan hangi yönde mevcutsa, faaliyeti ağırsa, hayvancılıktaysa veteriner. Tarımsa ziraat mühendisi görevlendirerek, köylere sunum yaparak, birebir o köylerle irtibat kurarak, daha faydalı olacağını, o eğitim vereceğini düşünüyorum. Bu çiftçi eğitimini bu şekilde değerlendiriyorum. Diğer bir maddeye geçeyim ben. Günümüzde tarım ve hayvancılık bütün zamanlardan çok daha önem arz ediyor. Çünkü bundan 15-20 yıl sonra dünya evet, genelinde tarım hayvancılık dünyanın bir numara sektörü olacak. Evet. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Şu an ülkemizde bu tarım hayvancılığın altyapısını biz şimdiden bitiremezsek 15-20 yıl sonra çok büyük sorunlar yaşayacağımız apaçık ortadadır. Bu altyapı nasıl olacak? Biz de altyapımızı hazırladık mı? Hazırlamadık. Bir defa arazi toplulaştırması en büyük sorun. Evet. Tarım arazilerinin hissedarlarının çözülmesi gerekiyor. Çünkü düşünün bir tarlada 15-20 tane hissedar var. Şimdi bu oran vatandaş tarımla alakalı, hayvancılıkla alakalı nasıl yatırım yapacak? Çünkü arazi temize çıkmamış ki. Oraya yatırım desteklerini yapmak... Desteklerini alamıyor zaten. Bak, destek şu anda kayıt bizim... Kayıt dışı ekonomi. Aynen. Evet. Şimdi bizim Sivas'ımızın %80 tarım toprakları hep hisseli. Hisseli olunca da devlet ne kadar destek verirse versin, o vatandaş o desteklerden yararlanamayacak. Çünkü 20-30 tane hisseden nerede bulacak? Evet. Adam zamanla görüşmüş, İstanbul'a gitmiş, evet, yerleşmiş. Yani onun için bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ha bu da nasıl çözülebilir? Benim düşüncem şu, arazi bankacılığının kurulması gerekiyor bir defa. Evet.
arazi bankacılığının Türkiye'de oturması gerekiyor. Arazi bankacılığı dediğimizde ne anlıyoruz? Bir defa bu hisseli arazilerin, çözülemeyen arazilerin, mülkiyeti çözülemeyen arazilerin bankacılık sistemiyle satın alınması, artı hazine arazilerinde o arazi bankacılarına devredilerek birebir çiftçinin o işte uğraşan çiftçiye ya kiralanması ya da satılması. Kullanım hakkı diyerek. Kullanım hakkının verilmesi. Evet, kullanım hakkı. Ancak öyle faydalı olunabilir. Burada şimdi ben bu tarım ve hayvancılığın altyapısının ülkemizde hızla hazırlanması gerekirken, bunu anlatırken, bundan 4-5 yıl önce bir Amerikalı bir profesör, ekonomist, onun söylemleri hep aklıma gelir. Şimdi o der ki, zaten Amerikan ekonomisi bu profesörün tezleri üzerine kurulu. Mesela FED'den tutun, diğer tarımsal faaliyetlere varana kadar. Bu profesör şunu söyler. Der ki, dünya nüfusu 1915'te 1,5 milyar. Dünya nüfusu işte 4 yıl önce söylediğine göre 2015'te 7 milyar. 2048'i tarih veriyor. Bu profesör diyor ki 2048'de dünya nüfusu 9 milyar diyor. Sizin diyor, senin diyor şehirlerde gökdelenlerin olsa, fabrikaların olsa ne yazar diyor. 10 dönüm toprağın varsa diyor, o diyor fabrikatörlerin bindiği arabaya diyor 10 dönüm toprak sahibi insanlar binecek diyor. Yani tarımın ve toprağın önemini gitgide artık dünyanın birinci sektörü olma yolunda vurguluyor bu insan. Evet. Onun için biz topraklarımızı bu şekilde altyapısını hazırlamamız gerekiyor. Evet. Bunu hazırlayamadığımız zaman tabii ki ileride borcalayacağızdır. Ha burada mesela diğer bir maddeyi ben ele alayım. Merak kanunu ve kiralama, ıslah amaçlı kiralamalara geleyim. Şimdi orada da zaten bu 3. Şura'daki galiba 8. ya da 9. madde olması gerekiyor. Yer verilmiş orada. Orada yer verildi, aynen şöyle geçiyor. Meralar ve ıslah amaçlı meralar diyor, evet, üretici birliklerine ve üreticilere üretilikle kira verilmesinden bahsediyor. Aslında bu geç kalınmış bir husustu. Bu yıllar önce yapılması gerekiyordu. Tabi bunun ben mücadelesini çok verdim. Ben 2014'te bir mera kiralamak istedim. İl müdürlüğüne mücadelemizde. Hala da mücadele ediyoruz. Bir muvaffakatname mecburiyeti getirildi. Ve bundan dolayı da 5 yıldır bu kiralama işini gerçekleştiremiyoruz. Evet. İnşallah bunları aşarız, evet, ve o mera olaylarında, mera kiralarında boşa kalmaz, vatandaşlar değerlendirir diyelim. Şimdi bir diğer husus, tarım havzaları oluşturulma konusu. Şimdi tarım havzalarını zaten bakanlık geçtiğimiz dönemlerde oluşturuldu. Evet. Bu tarım havzalarını. Ha, bu tarım havzaları neye göre oluştu? Üretime göre oluştu. Bölge bölge. İşte şu bölgede şu ürünler ekilecek dendi. Şu bölgede şu ürünler ekilecek dendi. Şimdi bu havzalarda kontrol altına alındı mı? Mesela atıyorum bizim Sivas'ta geçen yıl patates ekimi yapıldı. Patates. Ve 3-5 köy komple patates ekildi. Şimdi bu patates kayıt altına alındı mı? Alınmadı. Üretilen veya patates depoculuk sistemi kayıt altına alındı mı? Alınmadı. Geçen sene biz patates konusunda fiyatların ne kadar yükseldiğini biz biliyoruz. Evet, yaşadık hepimiz. Yaşadık, gördük hepimiz. Evet. Ha bunun sebebi neydi? Stokçuluktan geçiyordu. Büyük firmalar, atıyorum Türkiye'deki patates konusundaki büyük firmalar arazi kiralama yoluyla birçok köydeki arazileri kiralayarak üretim yapıyor. Ürettiği patatesi de depolarda stokluyor. Stoklanınca ne oluyor? Arz talep dengesi bozuluyor. Evet. Bozulunca da fiyatlar yükseliyor. İşte bunun önüne geçilmesi için stok kayıt sisteminin bir an önce faaliyete geçirmesi gerekiyor. Yani stoklardaki ürün devlet kayıt altına alması gerekiyor. Ya ben şöyle, kim stokçuluğa gidiyorsa şöyle, onun cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şeyi inceledim. Yani kabaca bir baktım. Kabaca evet, derken yani baktım bayağı bir detaylı bir şekilde aslında. Hani şöyle kısa vadeli şekilde baktım. Şimdi burada üzücü olan şu. Şimdi bize bir köy söyleniyor. Diyor ki orada bir köy var diyor uzakta. Oraya o gideceğiz diyor. Evet. Yani şu anda ben Tarım Şurası'nın yani dağın fare doğurduğunu görüyorum şuraya baktığım zaman aslında. Bir üretici olarak, bir mühendis olarak. Niye derseniz şimdi bakın. Kooperatiflere gidin. Biz bunu
Evvelki programımızda defaatlerce gelen Ziraat Odası başkanlarımız olsun. Onlardan bu konuları istişare ettik. Bakın, çiftçi şu anda yoğun bakım ünitesinde. Borçlar çok yüksek. Faiz oranları, durumu belli. Sürdürülebilir bir çiftçilik yok. Yani ben isterdim ki şurada borç ertelemesi, borç yapılandırması, her neyse yani adı altında olsun. Bunların bir an önce ivedilikle çiftçinin acil şu anda durumu bu. Çiftçi yoğun bakımda. Yani ben şuradaki çıkacak temenni üzerine gitmiş bir şeyler var burada. Yani bir kooperatifçilik yok bakın. Orada, mesela burada evet, söylen kooperatifçilik yok orada. Burada mesela ben burada bakıyorum. Değilmiş. Bakın mesela ben burada bakıyorum. Burada yani baktığımda zaten kooperatifçilik bünyesinde olmuş olsa bunlar hep yan faktörler. Bunlar alt başlıklar. Ürün bazlı ekimde olsun, bir takım şeyler de olsun. Yani özetle şuraya bağlamak istiyorum. Ben yani bunu fiyasko olarak nitelendiriyorum. Buyurun. Şimdi ben finans konusunu tabii ki o üçüncü şurada hiç değinilmemiş. O maddelerin içinde yok. Ben de inceledim. Ama tabii ki çiftçinin, üreticinin finans konusu önemli mevzu. Çünkü özellikle ilimiz için konuşayım ben. Burada borçsuz bir tane çiftçi yok. Evet. Tarım kredi kooperatiflerine limit sonuna kadar borçlu. Bankalara. Bankalara borçlu. Artı pancar kooperatifine borçlu. Evet. Diğer birliklere de borçlu. Yani vatan, çiftçi her konuda üretici borçlu. Ha bunu aşmanın yolları tabii ki zor ve meşakkatli. Onu ben biliyorum. Çünkü anca onu bilmiyorum. Şöyle olabilir. Cumhurbaşkanımız bilmiyorum. Herhalde Ziraat Bankası Genel Müdürü'yle bir görüşme yaptı. Bu konuda birazcık... şeyli davranın dedi üreticiye, biraz kaynakları açın mı dedi artık. Ya da köylüyü biraz yormayın, çiftçiyi yormayın, biraz finans konusunda destekleyin mi dedi. Bunu bilmiyoruz. Sıkıntı şu, ama bizim bireysel değil de bizim yapısal sorunumuz var. İşte yani bak, kişiye göre, işte kişinin telkinli olacak değil. Mesela çiftçinin üretici birliklerine ihtiyacı var. Yani bu birliklere değil yani. Tamam, şimdi tam oraya geleceğim. Şimdi bankalarda şu olabilir. Çiftçi bankalarla sözleşmeli tarım anlaşması yapabilir. Bak, sözleşmeli. Bu ne demek? Ben Ziraat Bankası'na gideceğim. Kaç dönüm yerim var benim? 300 dönüm. Ben ne ekiyorum oraya? Buğday ekiyorum. Yılda en fazla ortalama ne çıkartıyorum ürün? Diyelim 100 ton. Evet. Banka bana 100 tonu paraya çevirecek. Yani o anlaşma sözleşmede öyle olacak. 100 tonun karşılığını bana kullandıracak. O ülke birim fiyattan. Ha ben ürünümü bankaya direkt satacağım. Bankaya nasıl satacağım bankaya? Stilolarımız mevcut. Stilolara götüreceğim buğdayı teslim edeceğim depolara. O deponun kartını getirip bankaya vereceğim. Yani ben ürünümün parasını bir yıl önceden peşin almış olacağım. Ki bu fark da olmayacak burada. Veya vade farkıymış, yok şuymuş, yok buymuş. Onlar kesintiler olmayacak. Direkt ürünümün parasını ben bankadan direkt alacağım. Ha bu neye benziyor? Bu neyi getirecek? Şimdi çiftçi bir defa o ürettiğinin parasını peşin alacak. Ona bir kaynak olacak mı? Evet. Olacak. Artık kesinti olmadığı için de faiz mi şuymuş o öyle bir olay da olmayacak. Ha bunun dışında yine hayvancılıkta da olabilir bu, yaygınlaştırabilir. Mesela bankayla sözleşmeli hayvancılık yapabilirsin. Mesela damızlıkta. Sütünü değerlendirebilirsin. Buzağısını değerlendirebilirsin. Yani burada bankaların önünün açılması gerekiyor Murat Bey. Diğer bir husus. Mesela bu iş yani şöyle bence bir tarafı noksan, şöyle noksan. Şimdi bankaların önünü açtık, tamam güzel, krediler daha düşüktü daha evvelden. Evet. Düşüktü. Tabii faizler yüksek. Faizler düşüktü ama yükseldi. Çiftçi geldi bu noktaya. Ya, yani bu işin şimdi, finanstan ziyade bu işin pazarlama, planlama boyutu eksik. Onun için de diyorum ki yani bu şuradan çok bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum. Ben yani öyle görüyorum. Ya sahada an, bir üretici olarak... Şu yani an bir şey çıkmayacak. Çiftçiyi bu yoğun bakımdan çıkartacak hiçbir yok. Öyle, tabii o şu an için bir şey çıkmayacak. Evet. Belki zaman ayarınca tabii burada faydalı maddeler de var. Tamamen ya ben tamam yok saymıyorum da. Yok hani, saymıyorum. Söylemek istediğim şu yani kayda değer çok bir şey yok. Çiftçi hani şuura şu an ya. Acilen, tamam bence. Şu an acilen yani köylüyü sıkıntıdan kurtaracak bir olasılık yok. Öyle bir durum yok zaten. Öyle. Şu an mesela burada ben şunu gördüm. Bu maddelerin içerisinde genellikle temel niteliğinde genellikle bakanlıklar aynen, görevlendirilmiş, evet, evet. Kurumlar görevlendirilmiş. Ha bunun zamanı ne kadar, süresi ne kadar belirsiz.
Mesela bu açık cümleler var. Açık cümleler var. Artı bir de şu var. Şimdi arazi toplulaştırmalarından bahsedilmiş. 10 yıl içerisinde bitirilmesi şeyi konmuş oraya. Evet, evet. Şimdi 10 yıl içerisinde mümkün değil Türkiye'de arazi toplulaştırmalarını bitiremezsiniz. Bu da bir temel denetiye gitmiyor aslında. Evet. Ha burada şu var. Aslında işin özü şurada yatıyor Murat Bey. Biz önce bak kendi ilimizi ele alalım. Evet. Bizim mevcut durumumuz nasıl Sivas'ta? Sivas'ta tarım hayvancılık nasıl? Önce bunu ortaya bunu koyalım. Evet. Sivas'ta tarım hayvancılık aynen şöyle. Şu anda Sivas Türkiye'nin coğrafik olarak ikinci büyük ili mi? İli. Bir tarım hayvancılık şehri mi? Bence bir tarım hayvancılık şehri. Eğer biz Sivas'taki bizim büyüklerimiz, vekillerimiz, bakanımız, büyük mülki amirlerimiz, eğer Sivas'ta sanayiye harcadıkları enerjiyi tarıma harcasalardı, biz şimdi hem tarım şehri olmuştuk, hem sanayi şehri olmuştuk. Bugün örneğini verebilirim ben, Konya. Bunun en güzel örneği Konya'dır. Konya tarım şehri olmuş ve sanayiye geçmiş. Şimdi Konya hem bir tarım şehridir, hem de bir sanayi şehridir. Ha burada çiftçi tek başına bireysel hiçbir şey yapamaz. Ancak gücü kadar davranır. İşte sorgun gözümüzün önünde. Yani, sorgun şeker fabrikası nerede yapılacaktı? Ya işte, Sivas'taki temel söküldü. Oraya gidildi vesaire vesaire. Şimdi burada elimizdeki mevcutlara da sahip çıkamadık ki. Evet. Taşıdı evet. Götürdüler. Evet. Biz elimizdeki mevcutlara sahip çıkamadık ki. Şu anda Sivas'ımızda bak halkımızda işçi, memur, öğrenci, emekli maaş olmasın. Bizim gelirimiz ne ya? Sivas'ın bir geliri yok ki. Sivas neyle geçiniyor? Yazlık şehre döndü Sivas. Yazın hayır, gelip kuşun gidiliyor. Sivas'ın şu anda geliri ne? Evet. Bana deseniz ki Sivas'a ne giriyor? Emekli maaşı, memur maaşı, işçi maaşı, öğrenci maaşı. Çok sanayi, biraz sanayimiz, da işte pancar var mı? Şeyi var. Sanayi var mı Sivas'ta yok. Organize fabrikasına gidin. Organize bölgesine. Kaç tane fabrikası çalışıyor orada? Elle sayılır. Evet. Şimdi biz bunları göz önünde bulundurularak önümüze bir hedef koymamız gerekiyor. Evet. Bu hedefi de bizim büyüklerimiz yapması gerekiyor. Mesela şöyle bir şey düşünmesi gerekiyor. Bakın Ulaş'ta büyük bir TİGEM arası 72 bin dönüm civarında. Hafif'te de biliyorsunuz hayvancılığı vardı evet, bu. Evet. Daha ufaktı tabii meraları. Oranın. Hafif'teki özelleşti. Şimdi işte sıkıntı bu. Daha önceki yöneticilerimiz bir planlama yapmışlar. Beğenirsiniz ama sonuçta işte üretimi nasıl arttırabiliriz? Arazide de büyük, toplulaştırma anlamında da olsun önümüzde bir örnek var. Hı hı. Mesela bizim ilçemizde Ziraat Ortaokulu'nda Ziraat Lisesi vardır. Şimdi burada değinilen şey var da konuyu oraya bağlamak eğitim, istiyorum. Eğitim konusunda yani işte, eğitim, işte zaten çekirdekte bir eğitim vardı. Kaç yıldır vardı? Yani biz sanki yeniden bir şeyi keşfediyormuşuz gibi düşündürülüyor da yani bu zaten daha elden vardı. Ama şimdi şunu yapmalıyız bence. Yapılacak iş şu. Mevcut ziraat mühendisi arkadaşlarımıza, veteriner hekim arkadaşlarımıza görevler verilmeli. Evet. Bu arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık tanınması lazım. Kredide bir takım imkanlarda kooperatifler bünyesinde olabilir. Bu insanları tabana yayıp ve bir gelecek inşası görmesi lazım. Bugün İşkur vasıtasıyla buradan ineliyorum yine bizi izleyenlere. İşkur vasıtasıyla en azından mevcut bu arkadaşlarımıza tarım sektörüne sokabilmek için 6 ay 2020 lira dahi olsa hem sigorta primini hem de İşkur'dan bu arkadaşlarımızı faydalandırıp hem köylerde genç nüfusu arttırmak hem de üretime nitelik katmak diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Yani eğer toplum artı, bak buna evet. ilaveten evet. Murat Bey şimdi şu bizim ilimizde niye yapılmasın? Mesela bizim büyüklerimiz mesela atıyorum mülki amirimiz, valimiz. Evet. Köylere giderek bir defa köylerdeki ileri gelen o köydeki potansiyel olan insanları. Nedir potansiyel olan insanlar? Arazisi olan, atıyorum ekipmanı, traktörü, altyapısı hazır olan ama sermayesi olmayan. 3-5 kişi böyle birleştirip bir araya getirerek. Arkadaş bak siz ferdi tek başınıza bocalıyorsunuz. Gelin varlıklarınızı birleştirin. İşte senin arazini, öbürünün arazini, üçünüz arazilerinizi birleştirin. Artı ekipmanlarınızı birleştirin, hayvanlarınızı birleştirin. Bu işi modern bir tarım ve hayvancılık alanına dönüştürün. Biz de sizin takipçiniz olalım, arkanızda destekçiniz olalım, yeri gelsin yardımcı olalım deyip bu insanları organize etmeliler, organize. Ha bu nedir? Kooperatifçilik şimdi yeni mi çıktı? Türkiye'de 80 yıldır kooperatifçilik var.
dünyada... Ama biz ne yaptık? Kooperatifçiliği adını kötüledik. İyi ellerle yönetilmeyince kooperatifler tabana gitti. Evet. Unutuldu. Oysa ki kooperatif sistemi Türkiye'de gerçekten başarılı olacak bir sektördü. Ama hep kötülüğe yok ettik kooperatif sistemi. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar onun kazanmaya mücadelesi veriyoruz. Yoksa kooperatif kötü bir şey değil ki. Üreticiler Birliği, Çiftçiler Birliği evet. Niye kurulmasın? Niye bunlar olmasın? Yani vatandaş ürettiği ürünü atıyorum ferdi olarak satmak yerine toplu halde direkt tüketiciye ulaştırsak kötü mü? Bugün daha mesela özelleşen sonunda belli bir verimsizlik noktasına yani. Gelen şeker pancarı şeker fabrikaları var mesela. Bunlar güçlü üretici kooperatifleri olmuş olsaydı, bunu üretici yani, kooperatifleri almış tabii. olsaydı. Ha bugün bakın Murat Bey. Daha başka bir şeyler konuşuyorduk. Bak şimdi bunun yerini ne aldı biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de Üreticiler Birliği bitti. Kooperatif bitti. Bunun yerini ne aldı? Büyük firmalar aldı şimdi. Evet. Tek tabanca büyük firmalar aldı. Evet. Şu anda bizim Hafik bölgesini anlatayım ben. Şu anda Hafik bölgesinin komple arazisi işgal altında. Kimler tarafından? Büyük firmalar tarafından. Şu an benim en büyük korkum ne biliyor musunuz? Yakında bakın şu anda Nevşehir'de büyük bir firma, Türkiye'nin en büyük patates firması diyeyim ben, isim vermeyeyim. Tabii isim vermiyorum. Yani bu 3-5 köyü komple arazisini sürdü. Ne yapacak? Patates ekecek. Köylü ne yapacak? Arazi köylü kiraya verdi. Şimdi köylü diyor ki ben zaten diyor dönüme diyor bu vatandaş 300 lira veriyor bana diyor. Evet. Ben zaten dönümde 300 lira kazanamıyorum ki diyor. Niye vermeyeyim diyor. Köylü haklı, çiftçi haklı. Mecburen veriyor. Verince ne olacak şimdi köylü? Yakında göçe başlayacak. Yani Türk tarımı tekelleşiyor mu? Hayır bak tekelleşme dediğinde göç başlayacak göç. Vatandaş şimdi büyük firmalara arazi kaptırdığı andan itibaren göç başlayacak. Vatandaş traktörünü satacak. Oradaki tarladığı araziden aldığı kirayla geçinmenin yolunu arayacak. Al sana işsizlik. Al sana göç. Ha burada zarar ne olacak zarar? Şimdi o üretici firma o vatandaşın arazisini ömür boyu mu sürecek? Yok. 3-5 sene sonra bırakacak. Peki o vatandaş geri dönme şansı kalacak mı? Kalmayacak. Şimdi işte bu, acilen bunlara bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Acilen üreticilerimizin kooperatif sistemine gitmesi gerekiyor. Acilen üreticiler birleştirmeli. Yerinde birleştirmeli. Bunu köylü tek başına yapamaz. Bunu bizim STK başkanlarımız, oda başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, mülki amirlerimiz köylere inecek, köylere birebir görüşecek ve köyleri bir çatı altında toplayacak. Bunun zamanı geldi artık. Geçiyor bile bunu. Yani sadece bir çatı altında toplamakla da kalmayacak. Evet. Finans konusunda yardımcı olacak, takipçisi olacak. Gerektiği yerde, tıkandığı yerde yardım edecekler. Yoksa köylünün tek başına bu işin içinden çıkması mümkün değil. Zaten kalkınması mümkün değil. Tabii ki, tabii ki. Yani. Şimdi mesela birçok üretici birlikleri, işte biliyorsunuz hepsi mesela bir şekilde kapandı. Türkiye'de mesela kooperatiflerin sayısı haddinden fazla bence. Yani baktığınız zaman mesela aslında baktığınız zaman sanki işte çok iyi bir noktadaymış. Bayağı bir kooperatifçilikte yol almışız gibi bir durum söz konusu ama aslına baktığınız zaman maalesef çok iyi örneklerin yanı sıra haddinden fazla da batan, kapanan, borç batağında sürünen kooperatifler var. İşte bence bu kooperatifçilik yasasında bir gözlem geçirmesi gerekiyor. Çünkü evet. Şöyle, şimdi buradaki benim görebildiğim sıkıntılardan biri şu. İşte süt kooperatifi kurmaya amaçlanmış. Bir iki örnek vereyim, isim vermeyeyim. Hı hı. Şimdi her insana ikişer tane hayvan vermişler. Evet. Şey o, sistematik olarak böyle kurulmuş. Şimdi 50 tane üye üzerinden gidilmiş. İşte bilmem çeşitli köylerden bunun kış durumu var, bunun nakliye durumu var vesaire. Bakıyorsun zaten olmayacak dua. Tabii değil mi? Yani ne olmuş ama işte kalkınma kooperatifi. Kalkınma tam batak kooperatifine dönmüş. Onun için diyorum ki yani bu işi bence çok dağıtmak yerine merkezi kooperatifler yani ilçe bazlı kooperatifler şimdi Murat kurmak daha avantajlı diye bak, düşünüyorum. Kooperatifin çok büyük üye sayısının olması gerekmiyor ki. Bak bence kooperatifçiliğin ilk defa tanımının tekrar yapılması gerekiyor. Evet. Artı burada büyük, küçük, orta işletmelerin tanımlarının tekrar yapılması evet. gerekiyor. Neye göre sınıflandıracağız? Bir defa kooperatif sisteminin bu ülkeye girmesi lazım. Yaygınlaştırılması lazım.
özellikle ilimizin en büyük aciliyet konusu kooperatifleşme. Evet. Mesela Sayın Valimiz tork sistemini getireceğim dedi. Bak, onun için hatta bir görüşmemizde gündeme getirmişti. Sivas için tork sistemini düşünüyorum diye. Bir çalışma başlatmıştı. Galiba zannedersem sonuç alamadı ki, öyle kaldı. Evet. Daha artık sözü geçmiyor tork sisteminin. Ha, burada kooperatiflik ve köy üretici birliklerinin oluşturulması, bir önceki söylediğim gibi. Hem burada fiyat artışlarının önüne geçecektir. Evet. Tekelleşmeye önleyecektir. Evet. Üretici birebir ürünlerini birinci elden direkt tüketiciye oluşturacaktır. Çok büyük faydaları vardır bunun. Şimdi burada ben diğer bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bir tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas'ımız, tabii ki devlet büyüklerimiz sanayi verdikleri dedik ya, enerjiyi tarım ve hayvancılığa verseydi, bizim şehrimiz şu anda hem tarım hem sanayi şehri olmuştu. Burada elimizdeki olanları da kaybetmek istemiyorsak, tabii ki siyasi bazı sebepleri ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Mesela bunu şöyle örneklendireyim ben Murat Bey. Biz 2014 yılında tabii ki bizim Sivas'ımızın tarıma açık alanlarını, tarım alanlarını bir defa tespit konusunda bir çalışma olmuştu. Evet. O hala sonuçlanmadı. Şimdi Sivas'taki tarım alanlarımız gerçekten diğer şehirlere istinaden. Yani çünkü coğrafik olarak Sivas Türkiye'nin ikinci büyük ili. Evet. Tarıma açık, tarımda kullanılan şu anda bizim arazimizin yüzde ancak 35'ini işleyebiliyoruz. Şu anda Sivas'ta 4 milyon tarım arazi boş. Bak, 4 milyon hektar tarım arazimiz boş bizim şu an. Ha, bunu özellikle en çok ilçelerimizden biri Divri. Evet. Divri bölgelerinde tarım arazileri artık köyler terk etmiş. Evet. Bomboş tarım arazileri. Artı meralar bomboş. Şimdi bu boş arazileri tekrar tarıma kazandırmanın yolu neyden geçiyor? Bir defa ilk önce tespitinden geçiyor. Daha sonra kiralamadan geçiyor. Evet. Şimdi burada bunu kim yapar? Yapacak. Devlet yapacak. Evet. Kim yapacak? Tarım Müdürlüğü yapacak. Bakanlık yapacak. Evet. Bu tespitleri. Onun için de işte burada arazi bankacılığı önem kazanıyor. Arazi bankacılığının devreye acilen girmesi gerekiyor. Ve ancak o şekilde bu tarım arazilerini tarım açabiliriz. Yani parçalı yapıdan kurtulmamız lazım ayrıca. Tabii tabii. Bizde sadece yani bırakıp terk etmiş boş. İntikal çalışmalarının bir an önce bitmesi gerekiyor. Zaten atıyorum bir tapuyu burada mesela ben müteahhitlikle yaptım yıllarca Sivas'ta. Bir tapuyu hissedarlı tapuya bina yapamazsın. Bir defa onu temize çıkaracaksın. Arsayı temize çıkaracaksın. İntikallerini yaptıracaksın. Ondan sonra bina yaparsın. Ha şimdi tarım arazilerinde temize çıkarmadığın sürece, intikallerini gerçekleştirmediğin sürece oraya da yatırım yapamazsın. Ha, yatırım yaptığın zaman ne olur? Atıyorum ezbere yaparsın, hissedarın biri gelir, onu sahiplenir. O yüzden insanlar yatırım yapamıyor. Tarım ve hayvancılıkta intikaller yapılmadığı için, araziler temize çıkmadığı için yatırım yapmaktan kaçınıyor. Yatırım derken sadece kendi yatırımı değil ki. Mesela İPAT desteklerinden yararlanamıyor. Vatandaşın arazisi yok. 10 parçaya, 20 parçaya bölünmüş, işte atılan deliden intikal etmiş, temiz adına bir tane yeri yok. Ha belki vardır ama yapacağı yerde değildir. Evet. Ya köyün yakınında veya yerleşim yerine yakın bir yerde değildir. Bulamadığı için de İPAT'a başvurabiliyor yatırım için. Artık kendi yatırımını yapamıyor. Oraya çivi çakamıyor. Şimdi bu ki bizim Sivas bölgesi zaten tarım arazilerin %90'ına yakını hep hissedarlı, siz biliyorsunuz. Tabii evet. Temiz bir tane tarla var mı memleketimizde? Yok. Çok nadir. Olmayınca devlet destek verse ne yazar? Evet. Yatırım yapamıyor, alamıyor ki desteği. Ama Turan Bey şöyle yani, bir enteresan bir şey var. Şimdi ona ben de katılıyorum da bakın. Şimdi saha üzerinde kullanımı tespit etmek önemli. Şimdi bir taraftan bu örneği hep veriyorum. Özellikle bizi duysunlar diye söylüyorum. Şimdi bizim şeker pancarı ekim sahalarımız aynı zamanda bir sene sonra buğday ya da arpa ektiğimiz sahalar. Evet. Yani hissedarlı evet. Diyelim. Evet. Şimdi vatandaş oradan desteğini ÇKS üzerinden buğdaydan alamıyor ancak. Ancak hisset kadar. Ancak bakın ancak
diyelim ki kiracılık veyahut da bir başka bir şekilde. Ancak şeker fabrikalarının ziraat mühendisi arkadaşlar, test edilen arkadaşlar mesela biliyor ki işte Turan Pınar'ın 193 adet bilmem 5 parseldeki yer bu vatandaş bunu ektiğini tespit ediyor. Sulama birliği de o parayı alıyor. Ama aynen. Çerçevesinde göstermiyor. Bakın aynen. Devletin iki kurumu. Evet. Bir tarafta Tarım İl Müdürlüğü var. Bir tarafta da şeker fabrikaları var. Şeker fabrikaları tespit ediyor. Diyor ki mesela bir dahaki sene oraya ürün ekersen ben kotanı iptal ederim diyor mesela. Bakın o saha. Aynı saha yani sizin bahsettiğiniz o işte birkaç veraseti olan saha da vatandaş buğday ekme faydan. Pancar ekerse oluyor ama buğday ektiği zaman kayıt dışı oluyor. Çünkü niye? Şeker pancarı ektiğinde artık özelleşti ya şeker fabrikaları. Yok özelleşmeden önce Malatya Şeker Fabrikası'na biz mesela takipler yolladık. Anladım. Yani fark etmiyor. O saha o sahada sizin ekim yaptığınızı sulama birliği de biliyor. Sulama birliği parasını alıyor dönüm üzerinden. Şeker fabrikaları da biliyor ki o sahada pancar ekilmiş. Münasebe nedir? 3 yıl ya da 4 yıl sonra ya ancak size o sahada ekime izin veriyor. Bakın evet. Devletin iki kurumu. Evet evet. Oradaki çelişkiyi anlatıyorsun. Evet evet. Evet. Yani bir taraftan çelişkiyi anlatıyorum bir taraftan da çözümü anlatıyorum. Evet. Yani çözüm ne? Yani şeker fabrikalarını bunu tespit edebiliyorsa koskoca tarım il müdürlükleri mi tespit edemiyor? Şimdi ya şimdi aslında tabii ki kurumlarımızı ben kötülemek amacım niyetinde yok. Kötülemek eksiklerini söylüyoruz yani biz burada. Bak iyi örneği de verdik. Evet. Eksik olanı da verdik. Yani buradaki amaç ne? İyi olsun, kayıt dışı ekonomi olmasın. Mesela şimdi iş dönüp dolaşıp şuraya geliyor Murat Bey. Biz Sivas'ta, Sivas'ımızı tabii ki diğer illerde bizim ülkemizin de biz Sivas'ımızı tarım hayvancılıktan nasıl kalkındırırız? Biz önce bunu birilerine evet. duyurmamız lazım. Evet. Birilerine, ha bunu da hükümet bir defa mülki amirlere, bak şurada 60 maddede, 3. Tarım Şurası'ndaki yayınlanan 60 maddede birçok maddesi, hemen hemen çoğu maddesi bakanlığı ilgilendiriyor. Ama bakanlık tek başına şu maddeleri gerçekleştirme şansı yok. Burada hükümet bir defa mülki amirlere, oda başkanlarına, STK başkanlarına ve kurum müdürlerine görevlendirmeli, sorumluluk vermeli. Görevlendirecek ve sorumluluk verecek, takipçisi olacak. Evet. Bu sorumluluklar ne? Biraz önce saydım. Tabana insinler, köylere dolansınlar. Bizim Sivas'ın tek kalkınma şansı köylerde yatıyor. Bak, başka biz yıllarca sanayi şehir olma mücadelesi vermedik mi? Evet. Birinci organize dedik olmadı, ikinci organize dedik olmadı, üçüncü organize dedik olmadı. Ha şu anda kaç tane fabrika çalışıyor? Çoğu kapalı. Başardık mı? Başaramadık. Niye? Ya şimdi göç veren bir iliz. Her sürekli İstanbul'da niye Sivas birinci çıkıyor? Evet. İnsanlar göç veren bir ilde bir defa sarayı geliştiremezsiniz. Evet. Tarımı geliştiremezsiniz. Göçü engellemeniz gerekiyor. Artı ama bir taraftan da kaynak... bir taraftan da şey var. İşte genç çiftçilere hibe yoluyla işte bak burada dönüş evet, evet, var. Evet. Bu nasıl olacak? Yani bir taraftan şimdi, bu işte, maliyetlerden yani gelen işte, insan bak, tamam. buradan nasıl çıkacak? Giden niye gidiyor? Gelen gelip ne para kazanacak? İşte iş dönüşüp dönüp dolaşıp yanlışın üzerine kuruluyor. Evet. Yanlışı getiriyor zaten. Evet. Burada çözümü iyi koymak lazım. Evet. Yani işte bu yüzden de devlet büyüklerimize büyük görevler düşüyor. Köylü tek başına hiçbir şey yapamaz. Ben şimdi atıyorum Küpecik köyünde ne yapabilirim? Tabii ki. Yani benim orada 3-5 tane komşum var. Devlet var. Millet el ele olacak. Başka çıkış yok. Tek başıma o köyle bir şey yapma şansım mümkün yok. Mümkün değil. Bir defa bizim büyüklerimiz gelecekler. Köylüyle istişarelerini yapacaklar. Anlatacaklar. Ya Allah aşkına ben bizim yıllarca burada tarım il müdürlüğümüz var. Evet. Benim hep değerli arkadaşlarım çalışıyor il müdürlüğünde. Evet. Kaç tanesi köye gidip de köylüyü bilgilendiriyor ya. İşi düşerse neymiş? İşte hasar tespiti var. Hasar tespitine gidecek de köye gidecek. Ya şimdi orada atıyorum 100 kusur tane mühendis var değil mi? Evet. Tarım il müdürlüğü. Evet. Hepsi bir binanın içindeler. Bu insanlar ne yapıyor orada? Hiç düşündüm. Yani ben şimdi düşünüyorum. 100 kusur tane mühendis bir binanın içinde ne yapabilir? Şunu yapabilir. Dosyalarla uğraşır. Yazı yazar, evrak yazar. Köylü gelirse onun notunu alır.
İşte atıyorum çakasesini getirir, işte şunu orada katiplik yapar. Ben hiçbir zaman devletçi düşünmedim. Ben de ziraat mühendisiyim. Ben onu göze almadım. Görüyordum ben. Ta öğrencilik yıllarımda görüyordum bunu. Ben bu hükümet için söylemiyorum. Genel maalesef, ta geldiği yıllardan istinaden bu böyle. İşte bunu değiştirmek lazım. Tarım İl Müdürlüğü'nün görevlerini bir gözden geçirmek lazım. Yani bunu yapamazsak köyü eğitim veremeyiz. Köylüye tarım ve hayvancılık eğitimi de veremeyiz. Şimdi bizim oda başkanlarımız hiç kimse taşın altına elini koymuyor. Şimdi şöyle bak, bir şey söyleyeyim. Valimiz de taşına. Valimiz uğraşıyor bak açık söyleyeyim. Şimdi Turan Bey. Yani seviyor tarıma, uğraşıyor ama. Tamam bireysellik açısından ben sormuyorum da şöyle yapalım. Diyelim ki işte çok seviyoruz, çok ama yapmak istiyoruz. Ama ben şunu keşfettim, lafınızı kestim Murat Bey. Bizim valimiz yanlış yönlendiriyor. Etrafında insanlar valimize yanlış bilgiler veriyorlar. Ben bunu çok iyi tespit ettim. Çünkü bak valimiz yeni gelen Salih Bey gerçekten tarımda bir şeyler yapma mücadelesi veriyor. O uğraşı veriyor. Ama Salih Bey'i yanlış yönlendiriyorlar. Ha bunu yanlış yönlendiren de kendi tabii kurumları, STK Oda Başkanlığı. Onlar şöyle gösteriyorlar bak Sivas'ımızı. Ben buna kültür merkezinde şahit oldum. Ben burada isim vereceğim, çekimen de vereceğim. Bizim belediye başkanımız mesela Sivas hükümetinden her istediğini aldı diyor. Alıyor diyor bak. Sivas diyor hükümetimizden her istediğini alıyor. Yani bu ne demek? Sivas'ımızın hiçbir sorunu yok demek. Hükümetten istediğini alıyor demek. Ha, diğer taraftan bizim mesela o da başkanımız, Ziraat'ı da başkanımız. Sivas'ı güllük gülistanlık gösteriyor. Sivas'ın tarımıyla dört dörtlük hiçbir sorunumuz yok gibi gösteriyor. Diğer kurum müdürlerimiz de böyle biz bir yere varamayız. Bu şekilde davranarak biz bir yere varamayız. Kimse taşın altına elini koymuyor. Bu böyle gitmez. Herkes, ya sen atıyorum ben oda başkanıyım değil mi? Ben kimi temsil ediyorum? Çiftçiyi temsil ediyorum. Ben her şeyi dört dörtlük gösteremem ya. Evet. Ya olsa dahi gösteremem. Ya ama zaten şey göstergeler yani, ortada. Yani çünkü 15 bin inandırıcı liraya, gelmez bana. Turan inandırıcı olmaz. 15 bin liraya vatandaşa yani, verilen hayvanlar şu anda pazarda 6 liraya satamıyor. Ben bu razı olmadan ayrıca yine beni aradılar. Evet, bu özellikle maalesef de bunu arkadaşlarım da buradan sesleniyorum. Sizin sözünüzü burada tekrar ineliyorum. Gerçekten çok büyük mağduriyetler var. Yani işte onun için diyorum. Yani burada Tarım Şurası şu anda yangın var. Bu yangına hiç değinilmemiş. Yani ileriye güzel bir hedefler konmuş ama yani ben şunu görüyorum. Bu üreticinin tüketici arasındaki halkayı düşürüp üreticiyi garantiye alacak, üreticiyi ürün planlamasında olsun vesaire de olsun bir noktaya taşıyacak bir şey yok burada. Tamamen böyle güzel şeyler var. Çünkü niye ben bakıyorum mesela az evvel siz toplulaştırmadan bahsettiniz. Ya bu toplulaştırma daha yeni bir mevzu değil ki. Bakın bizim Karacalar Sulama Birliği'nde ben yönetimdeydim. Ta o zaman da oldu. Tarlaların yeri değişti. Şimdi toplulaştırma zaten bizim bu şeyle yani başlar. Örnek, kısa bir örnek veriyorum, basit bir örnek. Anladım. Sadece sulama alanı için evet, verdim bu örneği. Şimdi Murat Bey zaten toplulaştırma şu şekilde başarılı olma şansı yok. Şu hissedarlar olduğu sürece evet, atıyorum bir tarlada 40 tane hissedar olduğu sürece toplulaştırmanın zaten başarılı şansı olmaz. Evet, evet. Yok. Çünkü niye? Adamın 100 dönüm veya 100 dönüm bir tarım arazisinde evet, 500 metrekare yeri çıkıyor. Hissedar. Evet. Evet. Bunu yok sayamaz ki. Bunu mecburen bir yerlere verecek bir yerlerden o adamın mutlaka hakkını verecek. Bir şekilde telafisi olacak. İşte önce intikallerin temize çıkması gerekiyor. Tamam. İntikal olaylarını. Burada bir virgül koyalım. Evet. Değerli Vizyon 58 izleyicileri. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra görüşmek üzere.
Tarım Saati programının ikinci bölümünden tekrar merhaba değerli Vizyon 58 izleyicileri. Televizyonunu yeni açan değerli izleyicilerimiz için konuğumu tekrar tanıtmak isterim. Ziraat Mühendisi Sayın Turan Pınar. Kendisi Hafikli. Geniş bir çiftçilik yapıyor. Az evvel birinci bölümünü kaçıran arkadaşlarımızı hatırlatmak açısından söylüyorum. Tarım Şurası ile ilgili sohbet ettik. Olumlu olumsuz yönlerini kendimizce tabii değerlendirdik. Şimdi ise ikinci bölümde hayvancılık üzerine konuşalım diyorum. Buyurun. Evet. Şimdi bizim Sivas'ımız olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık potansiyel olarak Murat Bey. Evet. Bir defa büyükbaş hayvan sayısı yeterli mi? Yeterli değil. Zaten küçükbaş hayvancılıkta bitme noktasındaydı. İşte bu ara biraz yeni canlanıyor. Şimdi hayvancılık sektörü geniş bir sektör. Evet. Bizim Sivas olarak çok büyük meral alanlarımız mevcut. Artı yem bitkisi üretme kapasitesine de sahibiz. Ama gel diyor ki yeterince yapabiliyor muyuz hayvancılığı dört dörtlük? Gene de yapamıyoruz. Bu araziden yem bitkileri üretme açısından yararlanabiliyor muyuz? Yararlanamıyoruz. Ha şimdi bunu birazcık ortaya koyalım. Bu tür konularda problemlerimiz, hayvancılıktaki olan problemlerimizi. Şimdi Sivas'ta genelde birkaç kültür ırkı var. Evet. Simental ırkı, Holstein ırkı, Montfon ırkı, Yerlikler ve evet. Melezler. Evet. Süt sürücülüğü konusunda genelde daha az olup besicilik konusunda yaygın Sivas'ta. Ağırlıklı besicilik. Ağırlıklı besicilik. Evet. Ha, tabii koyunculuk var ama damızlık koyunculuklu koyun üretimi. O küçükbaş. Küçükbaş olarak. Evet. O da yetersiz. Şimdi bizim büyükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin dertleri şunlar. Evet. Şikayetleri. Kaliteli yem. Birinci sıkıntılar yem üretimi. Artı girdilerin pahalı oluşu. Ve samanıydı, yoncaydı, kaba yem üretimindeki eksiklerden dolayı yem fiyatlarının yükselmesi otomatikmen yem girdilerini artırıyor. Evet. İşte burada kaliteli yem bitki üretimini bizim bir an önce devreye sokmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Bu da şöyle olacak. Bizim Sivas'ımız Meralan'da çok geniş bir alan. Meramız var bizim yeterince. Ama kullanmadığımız meralar var. Mesela bir örnek vereyim ben. Hafif bölgesinde dış kapı köyünde ve Tavşanlı köylerinde yaklaşık 20 bin dekar bomboş mera duruyor. Devlet buraya kapalı sistem sulama getirmiş. Evet. Ben isimlerini de vereyim. Sarıçayır diye yine dış kapıda aşağı yukarı büyük bir alan. Burası dümdüz ova. Evet. Dümdüz ova burası. Kapalı sistem sulaması mevcut. İçinde 50-60 tane hidrat var, sulama hidratı. Evet. Ama o sene 82'deki kaos çalışmalarında buralar köylere mera olarak ayrılmış ve öyle de kalmış. Ve şimdi bu meralara kimse dokunamıyor. Bu mesela Sarıçayır merası Tavşanlı köyüne ait bir mera. 2680 dönümlük bir mera burası. Köye 5 kilometre. Etrafı tarım arazileriyle çevrili. Vatandaş hayvanları otlatmak için götüremiyor oraya ve ıslah edilmesi gerekiyor su içinde. Yağmur suları, kar suları 1 metre yakın su içerisinde olduğu için insan boyu kamışlarla hayvanların verimsiz bir hale gelmiş. Evet. Yani toprak da çoraklaşmış tabii ki evet. Su içerisinde. Su içerisinde için. Kaldıkça. Şimdi buraya yazık değil mi? Biz burayı kullanabilir hale getiremeyiz mi? Getiririz. Tabii ki mera ıslahıyla. Yani mera ıslah çalışmalarıyla biz burayı yem bitki üretimi haline arazi haline getirebiliriz. Bunları nasıl yapacağız? Mera dokunamıyoruz. Köylü burayı kullanamıyor. Etrafı çevrili. Ki komple tarım arazileri 5 kilometre sabah hayvan çıksa hiç yayılmadan akşama köye zor yetişir. Evet. Mesafe uzak. Burayı kiralamayla, ıslah amaçlı kiralamayla üreticiye verip veya bir çiftçiye ihale usulüyle verip burayı ıslah çalışması mecburiyetini koşup ıslahını yapıp sadece ve sadece yem bitkisi üretimini açması gerekiyor. Bak hububat falan değil. Sadece hayvan yemi üretme şartıyla evet. Orayı üretecek kira verebilir. Mesela ne ekebilir buraya? Yonca ekebilir. Su içinde, kapalı sistem. 5 biçim alır bir yılda. Bak bir yılda
5 sefer biçebilir yoncayı. Ve 2680 dönüm. Ortalama yıllık dönüme 1,5 ton civarı tahminen. Şimdi orası yani tabii ne kadar yüksekliğini bilmiyorum ama yok kullanılan yok. Yoncanın cinsi. Şimdi yani ortalama kabaca yani kabaca baktığımızda dönüme 1,5 ton. Şimdi yaş olarak lazım. Balyoz hani balyozdan kilogram kuru olarak 1,5 ton aşağı düşmesi lazım. Şimdi oranın gene bir 5 biçim olursa. Bak 5 biçim aldığınızda normalde ilk biçimden siz kuru olarak 500 kilo alırsınız en kötü. Evet. 5 biçim yapıyoruz 1,5 ton eder yaklaşık. Evet. Kabaca yani tabii. Ha, kabaca. Siz bu 2680 dönüm yerden yılda 4000 ton, 5000 ton kuru yonca üretirsiniz bak. Evet. 4000 ton, 5000 ton kuru yonca üretiyorsunuz. Evet. Şimdi hayvan başına 700 kilogram yıllık yonca tükettiğinizi hesaplarsanız yaklaşık 7000 başa yetecek yonca üretiyorsunuz sadece o bir alandan. Bak 2500 dönümden 7000 hayvana yetecek kaba yem üretiyorsunuz. Yonca ki hayvan için yemin kraliçesidir. Yoncanın üstüne kaliteli bir yem olmaz da. Protein değeri yüksek. Protein değeri yüksek yani. Onun için şimdi diğer yerleri ben hesaplamıyorum daha iyi. Sadece buraya örnek verdim. Ve bunun gibi belki bilmiyorum on binler, yüz binler dekar mera alanları mevcut. Niye burayı biz kapalı tutuyoruz? Ve bunun için de ben 5 yıl mücadele ettim. Ne oldu sonuç? Muvaffakatname mevcudiyeti geldi. O zamanlar bizim il müdürümüz şikayette üzerine işte vatandaşın biri mera kiralamak istemiş. Köylüler karşı çıkmış. Yani vermek ya köylü zaten vermez ki bir şeyini. Kim? Mera kanununda zaten böyle bir şey yok. Yani muvaffakatname mevcudiyeti diye bir kanun diye bir şey yok mera kanununda. Böyle bir mecburiyet yok. Sadece bizim Sivas'a özeldi bu. İşte bu konuda işte 3. Tarım Şurası'nda halledilmiş gördüğüm kadarıyla. Çünkü ivedilikle üretici ve üretici birliklerine kira verilmesi diye geçiyor. Evet. Tarım Şurası'nda. O da büyük ihtimal çözülmüş gibi gözüküyor. Şimdi burada demek istediğim bu. Şimdi meralarımız bir defa bizim hayvancılık alanında önünü açmamız gerekiyor. Evet. Artı bu kaliteli yem bitkisi üretimi çok önemli. Bunu köylü bilinçten artık mesela Hafik bölgesine Özen Barajı'ndan artık su geldi. Değerli suyu getirdi. Evet. 120 bin dekar alan şu an orada sulanabiliyor. Şimdi bundan sonra hayvancılık orada artık kalkınması gerekiyor. Bunu da köylü tek başına yapamaz. Evet. Yapamıyor da zaten. Bir de şöyle de bir şey var Turan Bey. Şimdi bu baraj gerçekten bizim Karacalar Barajı da var. Evet. Kapalı sistem çok gerçekten değerli bir sistem. Tabii, tabii. Fakat sıkıntı şu. Şimdi buradaki eksiklik endüstriyel tarıma yönelik bir çalışma olması lazım. Yani hububatla biz bu parayı kazanamayız. Yani yaptığımız masal yani hesabı... Yani şeker, pancarı, patates, sanayi ürünleri mi diyorsun? Bunların da münavebe içerisinde bakın. Münavebe içerisinde iyi değerlendirilmesi lazım. Düzgün bir sulama ritmi bulmak lazım. Çünkü vahşi sulama şekline döndü. 24 saat bakın. Fıskeler ziraat mühendisiniz. Evet. Ben su ürünler mühendisiyim. Konumuz evet. Aşağı yukarı ortak evet. Şeylerimiz. 24 saat bakın fıskeler çalışıyor. O çok zararlı işte. Bakın. Şimdi çok büyük böyle bir şey olabilir mi? Olmaması gerekiyor. Yani işte devlet yatırım yapıyor. Tamam eleştirdiğimiz şeyler de var. Ama devlet bakın 120 bin dönüm Özen Barajı'nı yapmış şu an itibariyle. İkinci evet. Etapta da 220 bin dönüm alanı kapsayacak. Şimdi Murat yani Bey... Şunu demek istiyorum. Yani burada çiftçilerimize de çok büyük bir önemli... Eğitimi verilecek eğitim. Eğitim var. Bir de çiftçilerimiz gerçekten şuradan çıkması lazım. Bakın biz 2017 döneminde çok büyük bir zarara uğradık. Ulaşı çiftçiler yok. Evet. İkinci suyu... Baraj kurudu. İkinci suyundan sonra baraj bitti ve herkes o sene de tam da kurak da gitti biliyorsunuz. Güz mevsimi, evet. Yağışın da ritmini de alamadı. Bayağı zarar etti. Sökene kadar zaten vatandaşın iflahı söküldü. Pancarını sökene kadar evet. Ürünü alamadı. Evet. Yani zannediliyor ki bu barajlar yani sonsuz. Böyle bir şey yok. Şimdi onun için orada bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Evet. Yani ben oraya şurada Özen Barajı'nda acaba şey var mı bilmiyorum da buradan yetkililere seslenirim. Varsa teşekkür ediyorum. Kesinlikle bir kontrollü sulamaya geçilmeli. Şimdi Murat denetlenmeli. Şimdi... Denetlenmezse Karacalar Barajı'nın tamam. Durumuna düşer. Sonuna düşer. Ben buradan Hafikli'de bu işe bakan şunu sulama birlikleri de DSE'ye devredildi. Oradaki evet. Yöneticileri burada bir kardeş olarak uyarıyorum. Çünkü biz bu yönetimde defalarca ısrar etmemize rağmen elemanlarımıza dayak atıldı.
Bakın gerçekten bunları gördük yani. Evet, şikayet, evet. Cezalar kesildi. Biz bu yönetmeyi evet. defalarca ikaz etmemize rağmen o yüzden buradan insanlara bir kez de hem çiftçilerimizi hem de yöneticilerimizi uyarıyorum yani. Devlet yapmış yani ne güzel bir imkan. Buna sahip çıkmak lazım. Şimdi işte köylüye, çiftçiye, üreticiye o eğitimin verilmesi gerekiyor Murat Bey. Yoksa sadece sulama birliği başkanlığının yapacağı bir şey değil. Ama kontrolü sulama denetlenmesi tamam, kontrol, lazım. Kontrolü yapsın. Evet. Tamam kontrolü yapsın ama orada yine... Suyu saatine kontrolü tamam. verilmesi lazım. Yani bugün metreküp hesabı yapılarak... Şimdi bitkiye kadar bir çözüm olabilir. Onu demiyorsun. Bitkiye evet. kadar su verileceğinin işte onun eğitimi verilmesi gerekiyor vatandaşa. İşte yok ama şeyler hidrantlara bu sayacın takılması lazım. Onu arz etmek istiyorum. Şu an için o sayaç sistemi Kayseri'de falan var. Malatya'da falan var çünkü ama çünkü zaten buraya zaten küresel ısınmanın getirdiği sonuçlar ortada. Ki zaten suyu bizim tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Aynen öyle. İsraf etmemek lazım. İsraf etmemek gerekiyor. Su kıymetli oldu artık. Yani su aynı bir benzin mazottan daha eşdeğere geldi. Evet. Yani ki bu ileriki yıllarda artık su yani bir şey enerji kaynaklarına daha da geçecek. Tabii. Bir mazottan, doğalgazdan daha değerli olacak. Ve su savaşları olacak yani. Şurada 5-10 yıl sonra evet. başlıyor. Şu an bile var yani o savaşlar. Evet. Onun için onun eğitiminin köylüye verilmesi gerekiyor. Ha burada bir diğer husus tabii bizim genellikle Hafik bölgesindeki sürekli benim çevredeki köylere uyarmama rağmen şu artık şu anız yangınlarını bizim bir bırakmamız gerekiyor. Hala bile çiftçi kardeşlerimiz köydeki anız yangınıyla anızlarını tarada yakıyor. Bunu devlet bunu yasakladığı halde suç unsuru oluşturduğunu köylü bildiği halde hala biz anız yangınını bitiremedik bu memlekette. Bunun için il müdürlüğümüz artık köylere, muhtarlıklara bir yazıyla veya bir arkadaşları görevlendirip bu anız yangınının zararlarını kesinlikle anlatması gerekiyor. Valilik veya bir kararname, bir komisyon kararıyla bunu köylere bildirmesi gerekiyor. Ceza şart uygulanması gerekiyor. Ki özellikle hasat sonu o 9. 10. aya doğru bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Bir dağın arkasına bir bakıyorsunuz bir ova yanıyor. Anızlar. Evet. Artı anızlar yanmakla da kalmıyor. Meralar yanıyor. Oradaki ekosistem tabii, çöküyor. Tabii, meralar yanıyor. Çünkü evet. tarladan yangın taşıyor, meraya sıçrıyor. Meradaki ekosistemi değiştiriyor. Oradaki toprak ısı yükseliyor. Toprağın içindeki mikroorganizmalar ölüyor. Bakteriler ölüyor. Evet, saprofik özellikle. Artı toprak üstü canlıları ölüyor. Resmen toprağı çölleştiriyoruz. Ve o mera alanlarındaki o yanan hayvanlar, yani sen bir toprağı canlı haldeyken öldürüyorsun. Evet. Ki toprak canlı zaten. Şimdi, biz nasıl canlıysa sizin konuda canlı şu, yani. Şimdi biliyorsunuz yani özellikle diamonyum fosfat, DAP yani tabii. bilinen, siz toprağa azot atıyorsunuz ki bitki buradan azot ihtiyacını gidersin ama siz topraktaki varlığını azotu yakıyorsunuz. Aynen buna gelmişler. Yani aynen. Çok üzücü bir durum. Ya artık bizim işte bilinçlenmemiz gerekiyor. Evet. Bak ben affetmiyorum. Evet. Kendi köyümde gördüğüm zaman kim babamın olursa dahi şikayet ediyorum. Evet. Jandarmaya tespit yapıyor. Şimdi öyle iki tane mahkeme devam ediyor zaten. Anız yangınıyla evet. alakalı. Evet. Yani o yüzden bizim bunları bir aşmamız lazım. Yani bunu artık il müdürlüğü mü, valilik mi buna bir veya kaymakamlıklar mı? Bunu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Bir de şey diyeceğim, burada toprağa girmişken şunu söylemek istiyorum. Tabii toprak evet. analizi zaten Türkiye'de facia, yani onu özellikle bölgemizde yapılmıyor. Biliyorsunuz gübreyi de dışarıdan alıyoruz ama neye, nasıl, hangi toprağa, nasıl bir gübre atacağımızı bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi de burada bizim topraklarımız biliyorsunuz organik madde miktarı yönünden zayıf. Evet. İşte bununla ilgili mesela bir çalışma yapılması gerekmiyor. Mesela Macar fi ekip sonradan üzerine değerek bunu bir teşvik şimdi, haline getirilmesi lazım. Hem gübreyi azaltmak evet. açısından hem de toprağımızın organik şimdi, madde evet. miktarından şeyini arttırmamız lazım. Şimdi Murat Bey bizim topraklarımız gerçekten organik madde ve fosfor açısından gerçekten zayıf. Evet. Ha burada biz şu anda bizim topraklarımızda kullandığımız toprak verimi dediğimiz yapı ta yıllar önce, bin yıllar önce erozyonlarla taşınmış
doğal yollardan toprağa karışmış o ekosistemi kullanıyoruz. Evet. Biz sürekli topraktan alıyoruz, toprağa hiçbir şey vermiyoruz. Bu atadan, dededen öğrendiğimiz böyle sürekli bir tarlaya 50 yıl buğday ekilir mi? Biz ektik onu, ekiyoruz. Hala da ekiyoruz. Evet. Ne oluyor o zaman ektiğiniz zaman? Toprakta artık o buğdayı besleyecek bir tane element kalmıyor. Bir tane mikroorganizma kalmıyor. Bir tane humus kalmıyor. Yani o buğdayın yararlandığı tüm elementler evet. kalmıyor. Evet. Kalmayınca alamıyorsun artık. Hala bizim köylümüz inat ediyor arkadaş. İnat ediyor, ekiyor hala. Ama yönlendirme. Şimdi mesela burada münabe sistemini devreye sokmak evet. gerekiyor. Mesela ben diyorum ki, görüyoruz sürekli buğday. Ya diyorum amca diyorum, yani buraya sürekli artık vermiyor, toprak bitti diyorum, bak alamıyorsun, zarar ediyorsun. Ne ekeyim diyor. Arpa ek, arpa da vermiyor. Yulaf ek, hayvanın var mı diyorum, var. Niye yonca ekmiyorsun amca diyorum. Yoncayla nasıl ekeceğim diyor, mibzerim mi var diyor. Ya eline saç diyorum ya, yonca ek, sonra mısır ek. Geniş Macar yapraklı fiyat. Geniş yapraklı bitki ek diyorum evet. yani. Ki havadaki avrupa alsın, toprağı versin. Kök sistemiyle toprağı versin. Ve toprağın verimini yükselt. Sonra soruyorum, diyorum ki hayvandan dışkıları ne yapıyorsun diyorum. Ya diyor başımıza böyle kapının önünde yığılı duruyor. Niye diyorum getir, bak o gübre doğal gübre işte diyorum. Getir tarlana saç bir gübre. Fayda onun düştüğü de diyor ekim bitmiyor diyor. Ya diyorum ki ekim bitmiyor değil, onu sen düzgün dağıtamıyorsun. Onu önce yakacaksın diyorum. Yığın halinde yandıktan sonra getirip tarlaya atacaksın diyorum. Zaten orada bir hata var. Çünkü yani mantarları tarlaya ekmiş oluyoruz. Mesela o yeşil hani yanmadan gelmek aynen. için yani saplosun çözünme olmadığı için onu stoklayacaksın dışkıyı. Bir kendi içerisinde yanacak. Arkadaşın deyimle kısaca anlatalım da teknik yani, olarak değil de yanacak. O yandıktan sonra da işte oradaki zararlı organizmalar ölecek. Ölecek. Öldükten sonra sen onu getireceksin, atı köy halk arasında dediğim fışkı dediğimiz yani. Evet. Fışkı mahiyetinde gübre olarak tarlana saçacaksın. Evet. Yani işte bu gübre, tabii çoğu yakacak olarak kullanıyor bunu. Şimdi köylü diye bir şey diyemiyorsun. Zaten ağaç, orman kalmadı. Mecbur kezek yakıyor yani. Evet. Vatandaş. Fazlasını getirip tarlasına evet. yayması gerekiyor. Ha burada tabii bu geçici çözümler bunlar. Ama şunu söyleyeyim ben, bu değişecek. Artık şu Özen Barajı'ndan gelen bizim suyumuz evet. Hafik bölgesindeki tarımı değiştirecek. Bunun zamanı geldi. Turan Bey, ama burada benim bir önerim var. Önerim şu. Evet. Az evvel dedik ya, barajlar yapılıyor. Barajlardan yeterli verim almamız lazım. Onun için de bence benim önerim şu, naçizane. Evet. Yani kısa vadede yapılabileceklerden, çünkü daha geniş şey var ama çok kısa vadede şu. Şimdi bu barajların ömrü belli. Her barajın bir ömrü var. Şimdi buradan yeterli fayda elde etmek için bence bu barajlara özel, barajların kapsadığı alana özel devletimiz hem ürün bazlı hem de bunun teknik altyapısı dahil olmakta buradan bir başlayabilir. Yani münavebe sistemiyle ürün garanti alımı, pazarlaması dahil olmakta alımı teşvikle verirse vatandaşımız o yani üst üste pancar ekmek, üst üste nohut ekmek, üst üste buğday ekmekten vazgeçip bence düzgün bir sisteme getirip mesela hani sözleşmeli deniyor ya mesela 4 yıl evet. sözleşmeli hale getirilebilirse evet. yani bir çözüm olarak söylüyorum. Hani en azından ne olur? Barajın ruhuna uygun yani bir kıraç araziyle sulanabilir arazinin farkı olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel söylüyorsun Murat Bey, bak çok güzel bu konuya değindin. Bak bu Özen Barajı Sivas'ımızın su potansiyeli kapasitesi açısından en büyük çok barajdır. Yüksek. Ve bizim Sivas'ımızın şöyle bir şansı var. Şu an Türkiye ortalamasında Sivas'ımızdaki bulunan barajlar, göletler ve sulama göletleri hemen hemen çok yani Sivas'ın ortalamasından yüksek. Evet. Biz o konuda şanslıyız Sivas olarak. Ama gerçekten bunu değerlendirebiliyoruz yerini değerlendiremiyoruz. Şimdi Özen Barajı rakımı yüksek bir baraj. Bak kaç tane basınç kırma odasından itibaren geliyor bize bölgeye. Evet, evet. Ve biz bu sene sulama yaptık. Hala tahliye eden su akıyordu bakın. Yani uzun ömrü uzun bir baraj. Evet. Ve büyük su barındırıyor. Havzası evet, geniş. Geniş bir çünkü artı, potansiyel var. Artı suyu çok kaliteli. Evet. Karadeniz suyu.
Çok kaliteli bir suyu var. Mineral maddesi zengin. Evet. Şimdi ve bir kat trilyonluk bir yatırım Sivas'ta. Evet. Sivas'ın en büyük yatırımı. Şimdi bunu biz köylüye aktif halde bunu uygulayamazsak veya bizim büyüklerimiz burada bir çalışma yapıp bu barajın verdiği faydaları köylüyle yansıtamazsa bir çalışma yapıp artık bu barajda ne olacak? Fayda sağlamayacak. Evet. Amacına uygun hareket etmeyecek. Şimdi burada Hafik bölgesinde bir çalışma yapılabilir. Ben o konuda katılıyorum size. Nasıl bir çalışma yapılabilir? Mesela o bölgedeki arazi konumlarını belli. Evet. Arı yorunca Erozyona taşındığı için özellikle o Kızılmak Vadisi sağlı sollu Erozyona taşınmış arı yorunlu toprak. Evet. Humusça da zengin bir toprak. Yani verimli bir toprak. Verimli yüksek bir toprak. Evet. Bunun için de Türkiye'deki bütün illerdeki patates üreticileri hep o bölgeye hücum etti. Evet. Bak hep o bölgeye hücum ediyor. Ve hemen hemen %80'i de kiralandı. O bölgede. Boş arazi kalmadı. Evet. Yine şeker pancarı üreticileri o bölgede çok yer kiraladılar. Evet. Yer kalmadı. Şimdi Hafik bölgesinde iki tane ürün bu sene yetişecek. Evet. Önümüzdeki yıl. Evet. Patates, şeker pancarı. Başka bir ürün yok. Evet. Şimdi bu yeterli mi? Ama bu iyi bir şey mi? İki yani. ürün eksik kalmış. Normalden münavebede 4 ürün. Değil mi? Değil mi? Yani baktığınızda kabaca yani. Buraya kadar güzel. Bak binlerce alan ekilecek. Buraya kadar güzel. Biz şimdi ürünleri ürettik. 2020'nin 10. ayında hasadı yaptık. Ondan sonra ne olacak? 4 yıl o araziye ne ekilecek? Çünkü 3 evet. yıl boş kalması gerekiyor. 3 yıl tekrar tutup şeker pancarı veya patates ekemezsin o tarlaya. Evet. O zaman ondan sonra 4 yıl ne olacak? İşte ürün planlaması onu işte demek istiyorum. Ürün... Sıkıntı burada yani. Burada yani. Niye biz hepsini birden öyle 2 ürün ekelim? Yani bunu bölgesel eksek ve ürün çeşitliliğini sağlasak. İhtiyaca göre evet. Değil mi? Tabii deseni arttırmak yani, lazım. Şimdi o yüzden burada sıkıntı seneye bayağı bir büyük. Burada başlık hiç olmayınca herkes ferdi davranıyor. Yani. O yüzden bir düzene binmesi gerekiyor. Şöyle benim orada bir önerim var. Bir organizenin olması gerekiyor. Mutlaka. İşte ben de diyorum ki bakın mesela mısır, hayvan mısırı mesela değil mi? Evet. Mesela sıvı bitkisi aslında onu demek istiyorum. Şimdi vatandaş bunu da ekmek istiyor ama şöyle bir sıkıntı. İşte burada yine dönüp dolaşıyor kooperatifçilik noktasına geliyor. Yani bizim mevcut yeniyor. Kooperatiflerimiz. Altyapısı yetmiyor. Onu demek istiyorum. Şimdi vatandaş bunu nasıl paketleyecek? Nasıl saklayacak? Yani. Nasıl yani. Bunu hasat edecek? Evet. Şimdi bugün mesela randevulu sisteme geçip güzel bir biçme makinesiyle birlikte stoklamayı için, paketleme için bir yer teşkil edilmiş olsa vatandaşımız gelir sıralı bir şekilde mısırını paketler götürür. Ne olmuş olur? Hem alternatif ürün elde edilmiş olur. Hem de endüstriyel ürünlerde bir münavebe sistemi getirilmiş olur. O anlamda diyorum ki yani süremiz de zaten bitmek üzere Turan Bey. Ben şu naçizane önerim şu. Yani vatandaşımıza elimizdeki değerlere sahip çıkalım diyorum. Elimizdeki değerleri birleştirelim diyorum evet, ben. Evet. Mevcutlarımızı birleştirelim, hı hı. bir araya gelelim. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım, etkin yapalım diyor. Evet. Yani bu da birleşmeyle oluyor, kooperatifçilikle oluyor. Evet. Başka ne oluyor? Şimdi bir mısır tarımına bak, silajcılık mısır tarımını anlattın değil mi? Evet. En az 1 trilyonluk yatırımı biliyor musun? Sadece mısırı üretmekle paketlemek, hasat etmek 1 trilyonluk evet. yatırım. Şimdi köylü bunun altında nasıl yapacak? Nasıl yapacak bunu? Bak sadece silajcılık mısır. Evet. 1 trilyonluk yatırım. Bunun bir defa paketi almak... Çünkü samanı talep ettik. Yani, Turan Bey, yani şimdi söylemek istemiyorum. Şimdi nasıl becerecek yani bunu yani? İşin kötü tarafı bizim gibi bir coğrafya. Yani. Türkiye'den kastım, evet. Sivas'ta söylüyorum. Evet. Bizim gibi böyle... Bulgaristan'dan samanı talep evet, ettik. Yani bu çok acı bir, durum. Acı bir durum. Ve seneye daha çok evet. talep edeceğiz. Yani, süremizin olarak. Sonuna geldik. Keyifli bir sohbetti. Evet, evet. Değerli Vizyon 58 izleyicileri, süremiz yetmedi biliyoruz ama... keyifli bir sohbetti Turan Bey'le. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.